Evet, merhabalar, hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün size ormandan yayın yapıyoruz. Bursa'da ODTÜ'lü arkadaşlarla beraber piknik yaptığımız, gecelediğimiz, çadır kampı yaptığımız yerlerden bir tanesinden sesleniyorum size, Bursa'dan. Bu arada bu akşam Profesör Ahmet Uysal hocamızla birlikte olacağız. Kuş sesleri içerisinden sizlere hitap etmenin mutluluğunu yaşıyorum açıkçası. Dün Mete Yarar'ı canlı yayını aldığımız zaman açıkçası özenmiştim. Kuş sesleri arasında cıvıl cıvıl bir yayın yapmıştık. Tabii ben de evde o dört duvarın arasında bir yerdeydim. Tabii bütün bunları yaparken de en önemli şeylerden bir tanesi o kuş seslerinin içerisinde bir yayınla beraber Ahmet hocamı alacağız. Bugünlük yatay bir yayın yapalım dedik. Önceden hep telefonu dikey kullanıyorduk. Ahmet hocam dedi ki, hocam bugün yatay yapalım daha rahat sığarız diye. Ben bu arada Ahmet hocamı yayına almaya çalışıyorum. Bir dakika, önce ben şunu bir dikte, bir Ahmet hocamı göremiyorum ama. Ahmet. Evet, muhtemelen Ahmet hocam kendisini ayarlamaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Tabii ben bu arada size ormanı gezdirebilirim açıkçası. Burası Harun hocam da bilir. Harun hocamla birlikte çok katıldığımız bir yer, yeşillikler içerisinde bir yer. Ahmet Uysal hocamı gördüm. Hemen ben de açıkçası oyalamaya çalışıyorum ki size Ahmet hocama zaman kazanayım diye. Size ormanı gezdirecektim ama artık ormanı sonra gezdiririz. Evet, gördüm Ahmet hocamı. Evet hocam. Evet Ahmet hocam, hemen hep birlikte Yataya böyle geçelim hocam. yatmaya geçelim. Evet, yani Evet hocam. dikeyden yataya doğru geçmiş olalım. Hayat Hocam, hayatımız yatay olmasın hocam. Hayatımız dikey yatay olmasın. olsun. Evet Siz evet de biraz dikey. kamerayı hafif kaldırın hocam. Biz de bu ayarları Bir şöyle. dakika. Çok değil, Şöyle çok değil. Birazcık, biraz şöyle az şöyle iyi mi tersine. hocam? Az tersine hocam. Birazcık aşağı. Tamam. Tam böyle Tamam mı? ortalarsak Heh. tamamdır hocam. Eyvallah. Şöyle hocam, geniş omuzlarımı görüyorsunuz, yani böyle tam ekrana yerleşmiş durumdayım yani. Güzel hocam. O da Evet. lazım yani Evet. şeyi. Tamamdır. Dün hocam Mete Yarar hocamla dün canlı yayın yaparken o böyle kuş seslerinin arkasında ağaçlardan falan yaptı. Bu sefer okula geldik biz de okul ormanında. Biz de Ama okul kıskandık mı ormanın diyorsunuz hocam? evet yani. Ama Evet. okul ormanında geçen tabii öğrenci yok şu an. Burası bir okul. Öğrenci olmadığı için de ormanı tabii domuzlar falan dolaşıyor. Çakallar, domuzlar ve benzeri. Hani Aman canlı hocam. yayından ben kaçarsam domuzlar geliyor diye hocam, ya kusura bakmayın, siz devam edin hocam. Ben kendi güvenliğimi sağlarım yani. Olur hocam, Allah korusun. Eyvallah hocam. Hocam şimdi tabii Ramazan sohbetleri bir saat içerisinde bitirmeyi arzu ediyoruz. İftar öncesi insanların sabrını yormamak adına. Ben hemen süratlice 1972'de doğduğunuzu söyleyerek ve Sakarya'da doğduğunuzu söyleyerek başlayayım. Sakarya merkezden mi hocam sizler? Hocam ben Geyve ilçesi. Geyve bir tarım ilçesi. Çok güzeldir Geyve. Çok güzeldi. Bilirim Gebi'yi. Sakarya Ovası, işte Sakarya Nehri'nin geçtiği hem coğrafi olarak da muhtedildir. İç Evet. Anadolu'yla işte Marmara geçişi yaşanır. Çok güzeldir yani. Her türlü şey yetişir. Ayvasıyla meşhurdur. Kabak yine Evet. bu kabak tatlısı vesaire yapılan kabak. Birçok şey yetişir yani. İnsan da yetişir. Güzel bir Yani memlekettir. Evet. şey derler, öyle bereketli toprağı var ki adamı ters eksen düz olarak biter derler, öyle bereketli Öyle topraklara. bereketli bir ova. Geyve ve Pamukova beraber zaten. Onlar aynı Evet. ovayı paylaşıyor. Doğru. Osmanlı'nın ilk kurulduğu yerler buralar. Osmanlı ilçesi var biliyorsun Bilecik. Bize Evet. 20 dakika. Orası da yine yani bu medeniyeti kuran bir ecdadın yerleştiği. Biz de o ilk yerleşenlerden bizim köyümüz. Ben yine anlatayım mesela bu şey yani Gazağa şehir, Sarı Gazi köyü vardır, Umur Bey köyü vardır. Bir köyümüz Evet. bizim komşu köyün adı Alıplar yani Alpler köyü. Böyle
şey ruhu, gaza ruhu, işte fesih Alperen ruhu, ruhu. alperen ruhu köyün adında var yani hocam. O yüzden Çok güzel. güzeldir memleketiniz. Ha, ne güzel. Evet. Ben Sakarya'da 2 yıl öğretmenlik yaptım hocam, Enka Lisesi'nde. Bursa'da tabii, ailem Bursa'da. O Mekece yokuşunu çok tırmanmışızdır arabayla. Evet, Bin, o. hem de binlik motor hocam. Çok zor çıktık o yokuşları biz. Oralar tabii şeye giderken, Bilecik'e falan giderken de zordu oralar. Şimdi tünel yapıldı, kolaylaştı bayağı bir. Evet, daha da kolaylaştı. Evet. Hocam, sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirdikten sonra Amerika'da Illinois eyaletinde yüksek lisans ve doktorayı bitirdiniz. Daha Evet, sonra sosyoloji yaptık hocam. sosyoloji, değil mi hocam? Sosyoloji, evet. Yani sosyoloji, sosyal hareketler, toplumsal değişim üzerine kültür ve siyaseti de harmanlayan bir yaklaşımdır. Social movements diye geçer. O konuda kitap da yazdım ben. Yani güzel bir literatür aslında şey diyor. Yani insan eliyle değişim nasıl olur bunu anlamaya çalışıyor Çok güzel. sosyologlar. Bu Toplumsal konuda mühendisliğin yani biraz da evet farklı versiyonu. toplumsal dinamiklerin şeyini yani tabiatını, özelliklerini anlamaya çalışan güzel bir disiplin aslında. Çok güzel. Ben çok Şu anda da istifade ediyorum. İstanbul Üniversitesi'nde hocalığa devam ediyorsunuz, değil mi hocam? Evet hocam, İstanbul Üniversitesi'nde. Biz tabii sosyoloğuz ama uzun süre Orta Doğu çalışınca bizi Orta Doğucu ve uluslararasıcı biliyor kamuoyu Biliyorlar. belki. Normal Doğru. yani çok bir fark yok. Zaten Evet. sosyal bilim yapıyoruz. Yine Doğru. Orta Doğu'nun toplumlarını inceliyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Kültürü, Ne güzel. siyaseti, ekonomisi, dini, Çok güzel. işte inancı, başka şeyleriyle. Yani sosyolojiden uzak değiliz yani. Ama şu anda Uluslararası İlişkiler bölümündeyim. Çok İstanbul güzel. Siyasal Bilimler Fakültesi, Bilgiler Bir Fakültesi. ara Mısır'da da bulundunuz galiba, değil mi hocam? Evet, Mısır'da bir sene yakın yaşadık hocam. Arapçamızı orada, İmam Hatip'ten kalan Arapçayı Orada orada tamam. tamamladık. Daha çok burada kendi çabamızla ama Mısır'da kullanma fırsatı oldu. Pratikte tabii kullandığınız zaman gelişiyor dil. Bir 10 sene önce Arapçayı halletmiş olduk yani Ne güzel. cebimize. Yani Hangi 30 dönemde yaşından hocam? sonra, 2010'da kaldım ben Mısır'da. Daha öncesinde 2010'da. gittik geldik. 2013'e kadar çok sıkı gidip geliyordu. Darbeye kadar. Darbeden sonra tabii işler zorlaştı. Şimdi pek gitmiyoruz. Yani gitmek de istemiyoruz açıkçası. Doğru. Hüsnü Mübarek dönemini gördünüz o zaman siz orada. Gördük hocam. Diktatörlük nasıl oluyor gördük. Yani bu diktatörlükte hani Türkiye'yi falan diktatörlük diye bazen söylüyorlar. Diktatörlükte diktatör diyemezsin hocam. Her şey çok güzel diye böyle alkış yapman gerekir. Diktatör diyeni de sallandırırlar veya hapse atarlar. Öyle hani ağzını yayarak Türkiye'de diktatörlük var veya başka yerde diktatörlük var diye söyleyemezsin. Gerçek diktatörlükte yani tırsarsın her şeyden. Her şey çok güzel diye herkes nakarat okur. Öyle bir şey yani yok mu çok şükür ülkemizde. Ben ama gördüm yani gerçek diktatörlüğü gördüm. Yani insanlar adı geçince bile yani diktatörün, mübareğin adı geçince bile irkiliyorlardı. Bir şeyimi anlatayım, anekdotumu. Tabii ki. 2008'de Zaten ben şöyle hocam, program formatını şöyle götürelim istiyorum. Hani böyle hatıralarınızdan ve iftar öncesi insanın üzerine çöken o rehaveti dağıtıcı hikayeler üzerinden yorumlarınızı alayım. O bölge üzerine daha rahat hocam o olur diye kadar düşündüm. ilginç olabilecek miyiz bilmiyorum. Bizim genelde hani akademik şeyler biraz daha kuru gelir, yavan gelebilir insanlar ama inşallah deneriz. Olsun hocam. Şey şu yani 2008'de o araştırma için gitmiştim ben. Mısır Milli Kütüphanesi'nde çalışırken Suriye'den de bir araştırmacı arkadaş gelmişti. Bu 2008'de tam o sıra kapatma davası açılmıştı. Dedi ki ya hükümet sizden yani hükümet dedi yani AK Parti vesaire hani bizi de şeyci görüyor. Yani hükümet AK Parti'den. Cumhurbaşkanı AK Parti'den seçildi. Parlamento AK Parti'den yani temel güçler Temel yani güçler. esas güçler hükümet hani AK Parti'den dedi ve nasıl oluyor dedi bu kapatma davası. Dedim daha hani Türkiye'de demokrasi yani işliyor işte gelişiyor sıkıntılar var ve daha gideceği yol var dedi. Adam dedi ki heyhat dedi böyle bir iç çekti adam. Biz daha hiç başlamadık dedi. Hani Türkiye bu kadar yola rağmen daha gideceği yol varsa eyvah dedi biz daha hiç başlamadık diye böyle iç çekmişti ve o güzel anlatıyor. Mısır kısmen böyle biraz açılma göstermişti. Hem esas şey zamanında
hem Sedat zamanında hem mübarek zamanında Suriye daha hiç başlamamıştı hocam. Yani Esad geleli işte o zaman 8 yıl olduydu. Aslında AK Parti'den biraz daha önce geldi. Yani 2000'de başladı ve hiçbir doğru Tabii. düzgün bir reform yapmadı. Yani adamın şeyi hala aklımda, akademisyen hocanın, daha biz hiç başlamadık deyişi gerçekten yani böyle iç acıtmıştı o zaman. Benim eniştem Mısır'da El Eser Üniversitesi'nde İslami Bilimler Fakültesi'nde okumuştu. O dönemde Eser'e gitmek gerçekten İmam Hatiplerin arasında çok modaydı açıkçası. Tabii Hüsnü Mübarek dönemi, piramitleri anlatıyor, Kahire'yi anlatıyor. Mısır'ın şöyle bir özelliğini anlatırken hissediyordum. Mısır bu özellikle 79 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam ya da yani tarih tam aklımda değil de ilk anlaşmayı Amerika ve İsrail ve Mısır arasındaki anlaşma sonrasında bir abilik formu vardı Mısır'ın Araplar arasında. O Evet. formu sonradan kaybediyor galiba değil mi? Böyle bir sıkıntıya düşüyor. Kesinlikle Mısır özellikle bu şeyi devirdikten sonra Mısır toplumunu bir kere biraz tarihe de gideriz ama hani özetlersek bizimki kadar, Türkiye kadar bir tarihle kopuş yaşamadı. Birçok teze göre hocam benim farklı tarih yorumlama şeyim var. Ben Osmanlı'nın 23'te değil de hatta 24'te diyelim halifelikle beraber aslında 52'de bittiği kanaatindeyim. Çünkü Mısır'da Osmanlı 52'ye kadar devam ediyor Mehmet Ali Paşa ve onun Evet. torunları sayesinde. Ve Mısır bizim kadar kopuş yaşamadı çünkü onlar da Osmanlıydı falan ama Abdülnasır darbe yaptı. Darbeyi de devrim diye yutturdu bunları. Hep öyle yapıyorlar zaten Mısır'da. Darbe yapıyorlar, adına devrim diyorlar. Evet. Bunu şey de yaptı. Abdülnasır da yaptı. Mübarek düşünce aslında ordu darbeyle halk tamam mübareği düşürmesini istedi ama ordu geldi göreve. Dolayısıyla bir darbe de orada oldu. Yine en son Sisi darbesini de devrim diye böyle yine yutturmaya kalktılar millete. Böyle bir durum var ama bizim kadar kopuş yaşamadı. Geçmişten işte tarihiyle kavga etmedi vesaire. Mısır'ın bu Abdülnasır döneminde ciddi bir liderlik şeyi oldu. Bu da şu demek, yani biraz geriye gidersek, Osmanlı'dan sonra bu topraklar parçalanınca yeniden birleşme, sömürgeye direnme, dış güçlere biraz kafa tutma ihtiyacı oldu. Bu da tek başına yapılacak değil. Birleşerek yapmak gerekiyordu. Abdülnasır yine Arapların bağımsızlık projelerine, çabalarına destek verdi ve bunda da bayağı aslında yol aldı ama yöntemi yanlış olduğu için, diktatöryel bir yöntem seçtiği için, otoriter, kimseye fikir sormayan, baskıcı, merkezci bir, aynı Mısır'ın demokratikleşmesi, aynı bizim gibi daha 1900'lerin başında o meşrutiyetle vesaireyle onlar da bizimle aynı hızda gidiyorlar ama bunu Abdülnasır tersine çevirdi ve ülke geri gitmeye başladı. Ülke ciddi bir sıkıntı çekmeye başladı ve tabii bir yandan Arapların liderliği hikayesi var ama içini dolduramadığınız bir hikaye oldu bu. Bir iki küçük şey kazandı hani 56 zaferi falan ama içini sonra dolduramayınca Mısır fakirleşti. Mısır giderek geri kaldı ve İsrail'e de peş peşe yenilince zayıf düştü. 67 yenilgisi özellikle çok belini büktü. Hem Mısır'ın hem Nasırcıların, bu milliyetçi dalganın. Böyle olunca da 73'te küçük biraz kısmi bir zafer kazanan Sedat hemen İsrail'le masaya oturmak istedi. Yani bu işin Minaçı bedelini biz ödüyoruz falan diye. Bu da Mısır'ı ciddi bir gözden düşürdü o dönemde. yapmak. Mısır'ın o liderlik şeyi sarsıldı. Yani İsrail'le kavga eden, Batı ile kavga eden bir Mısır'dan işte İsrail'le kanka ve İsrail'e iyi geçirmek isteyen, Amerika ile kanka böyle Batı'ya her şey yapan, yani her dediğini yapan bir Mısır ortaya çıktı. Sedat Anladım. ve Mübarek döneminde. Şimdi tabii bu ciddi bir Camp David anlaşması 1978'de 78. ciddi gözden düşürdü şeyi, Mısır'ı. Mesela. Yavaş yavaş Evet. işte biraz toparlanıyor ama zaten gücünüz gidince de liderlik hikayesi şeyle olmuyor. Yani pehlivanlık şeyi böyle palavrayla olmuyor. Yani Doğru. çıkıp meydanda güreşmeniz lazım. Onu da yapamayınca şimdi Mısır biraz maalesef
kötü durumda. Arap Baharı'ndan sonra bu potansiyeli ortaya çıkmıştı. Onu da şimdi darbeyle yine elinden aldılar maalesef. Yine Mısır'ın toparlanması kolay değil. Peki şu an hocam Araplar dünyasından yola çıkarak İslam dünyasıyla bağlarını da kurmak istiyorum. Evet. Mısır abiliğini kaybetti. Bu sefer Arapların abisi kim oldu? Hocam isterseniz şöyle bir şey yapalım. Biraz geri gidelim. Perspektife oturtalım. Anlaması daha Tabii. kolay olur. Evet, onu Şimdi çok. İslam dünyası yani Emeviler döneminde, Abbasiler döneminde böyle birlik ve beraberlik yaşadı ve bu coğrafya çok önemli bir coğrafya. Bunun işte nüfusuyla, coğrafi keşif yani coğrafi potansiyeliyle çünkü Akdeniz'in bakın doğusunda da Süveyş kanalı var. Batısında Cebeli Tarık var. Birini Fas tutuyor, birini Mısır tutuyor. İşte Araplar. çoğunlukla ılıman bölgede, bu doğal kaynakların çok olduğu bir bölgede ve bu bölgeyi Müslüman, yani orta bölgede, dünyanın ortasında bulunuyor Müslümanlar. Burada 500 yıl önce de bunu Osmanlı sağladı. Yani 3. dalgayı, İslam birliğini Osmanlı sağladı. Hatta Osmanlı'ya da bağlı olan Hindistan ve Hint Yarımadası'nda bu Babür Şahlar var. İngilizce Evet. Mughal diye geçer ve bu yani tabii Safeviler de sayarsak bütün İslam dünyasını aslında 3 tane Türk hanedanı yönetiyordu hocam. Osmanlılar, Safeviler ve Babür Şahlar. Ve Babür Şahlar tabii halifelik dolayısıyla Osmanlı'ya bağlıydı. Ama Evet. Safeviler tabii buradan karşı bir anlayışa sahip oldukları için bunu tanımıyorlardı falan ama bu kadar önemli bir misyon üstlendi şey Osmanlı. Evet. Bu Müslümanları birleştirdi. Bu, yani Hintler de Hint Müslümanları da son ana kadar Kurtuluş Savaşı'na kadar ciddi bir Osmanlı sadakati bunlar da vardı. Yani Kurtuluş Savaşı'na, Çanakkale'ye, Birinci Dünya Savaşı'na ciddi kaynak gönderdi, destek sağladı bu Müslümanlar. Ama yani kendi tarihimizdeki gücü de görmek, yani misyonu da Türkler ne yaptı diye anlamak üzere hocam. Hint kıtası, yani Osmanlı'nın tabii Anadolu'yu Müslümanlaştırması ki bu süreç yani uzun süre devam etti çünkü çok ciddi Ermeni, Rum hatta Yahudi nüfus vardı Anadolu'da. Bunların Müslümanlaşması uzun süre devam etti. Balkanların Müslümanlaşması, Kafkasların Müslümanlaşması. Hatta son dönemde hani Arap coğrafyasında da ben bu Osmanlı gazetelerini karıştırmayı severim. Arap yani Osmanlıcam olduğu için 1900'lerin başında şeylere bakıyordum üstad. Bu normal matbu gazetelere hani Orta Doğu konularına bakıyorum. Nasıl olmuş, nasıl gitmiş falan diye böyle bir araştırma gereği. Bakıyorum ki de bir ihtida haberleri çıkıyor. Ramazan'da da bu çok hani önemli bir konu. Allah Doğru. Allah dedim. Her günde bir ihtida haberi çıkıyor. İşte diyor ki bilmem Fener işte Rum cemaatinden şu isimli bayan veya şu isimli, şu meslekli bir erkek ihtida etti. Yani hidayete erdi, Müslüman oldu. Sonra bakıyorum işte tabii Osmanlı coğrafyası olduğu için Lübnan'dan bir kadın olur, erkek olur falan böyle yani çok sosyolojik şeyler de söylüyor. Mesleğini söylüyor, yerini söylüyor falan. Sonra düşündüm ki bayağı da şok var. Ha dedim demek ki Osmanlı'nın bu Müslümanlaştırma politikası doğal olarak ta 1900'lerin başına kadar, Birinci Dünya Savaşı'na kadar doğal olarak devam etmiş. Yani zorlanmadan insanlar kolay Müslüman olmuşlar. Osmanlı'nın yaptığı hizmet bu. Tersine gidelim Babür Şahlar tabii Orta Asya'dan geldiler. Yine Türk hanedanıdır. İşte Taç Mahal'de biliyorsunuz yani dünya eseri ama hani Orta Asya Türk ve Müslüman şeyinin bir hibrit bir versiyonudur. Yani bir Evet. tarihi eseridir. Bir orada bugünkü rakamlarla İbrahim Hocam, bugünkü rakamlarla bakın az bir rakam değil. Yarım milyar insanın hidayetine bakın bu yani o tarihte tabii sayı değişir ama yarım milyar insanın hidayetine vesile olmuşlar. Hintleri de zorlamadan güzellikle bu yöntem çok önemli. Ve bugün o Hint Yarımadası'nda şeyi de Myanmar'da dahil Bangladeş, Hindistan, Pakistan. Hindistan'da bir kere 200 milyon Müslüman var. Doğru. Şimdi toplayınca bunları birleştirince yarım milyar insan yapıyor güzellikle. Bugün tersine Hint milliyetçiliği ne yapıyor? Müslümanları, kendi vatandaşlarını bugün ortaya çıkan, hortlayan Hint milliyetçiliği bunları yani ülkeden atmaya çalışıyor. Yani Anladım. Hocam bu hizmetleri, evet.
Araya giriyorum. Bir domuz var hocam. Onu ben bir kovup geleyim, olur mu hocam? Gerçekten Olur domuz hocam. oldu. Allah Allah hocam. Hayırdır inşallah. O zaman ben arkadaşlara biraz başka bir şey vermeye devam edeyim, Hocam arka size plan. ben domuz türüsünü göstereyim hocam. Bak şurada. Aman hocam, mübarek Bak Ramazan'da. şurada hocam. Hocam aşağı bizim şeyde ekranın tabii bir kısmı yansıyor. Sen biraz Evet. daha aşağı ey hocam, ey aşağıyı, Ha, görüntüyü. şöyle. Gördünüz mü hocam? Göremedik hocam. Güneş de tam o Evet. şeye geliyor ama. Vallahi Belki hocam en az arkadaşlar. yani Hocam sen yüksek bir yere çık. Şeyi, ben postu şey yapayım. deldirme. Dur. Şöyle Postu yapayım hocam. deldirme hocam sen. Deldirmeyeyim. Bir dakika hocam. Burası sahipsiz kalın. Hocam şimdi buradan bir yere bağlayacağım. Sahipsizlikten bir yere bağlayacağım. Şimdi biz bu süre içerisinde hocam sürekli olarak tabii burada şeyler var. Hani devamlı olarak bekçilerimiz var, öğrenciler var, insan sesi var. Fakat bu insan sesi belli bir şeyden sonra artık duyulmamaya başlayınca burayı sahipsiz bellediler ve buraya domuzlar gelmeye başladı bu orman. Yani iki Allah ayrı. Allah. Neresi hocam burası? Burası bizim okulun hemen yan tarafı hocam. Ankara mı, İstanbul mu? Neresi Yok, hocam? Bursa. Bursa. He, hocam aman. Hocam bazı Karadeniz'de bu bal şeylerini. Hocam biraz daha ortaya alırsan kendini şöyle. Bir dakika. Ha, şöyle iyi mi hocam? Şöyle iyi. Tamam. Tamam. Ha, buradan bir bağlayayım hocam. Şimdi sahipsizlik böyle bir şey galiba. Eğer siz mekana sahip çıkmazsanız buraya hınzır da gelir. Yani eskiler hınzır der biliyorsunuz domuzlara. Evet. Buranın sahipleri değişmeye başlar. Şimdi tabii bu Hindistan üzerinden tutun da Osmanlı'nın Mısır'a kadar, Kuzey Afrika'ya kadar Osmanlı Devleti buraya sonuçta ordularını Yavuz Sultan Selim döneminde gönderiyor ama Kuzey Afrika'ya bir şey gönderiyor ve insanlar bunu kabul ediyor. Ne gönderiyor ki bu insanlar Osmanlı'ya bağlanıyor hocam bu bölgede? Hocam şimdi çok tam 500 yıl önce 1492 Endülüs düştü. Endülüs'ten Müslümanlardan çok şey öğrendi Avrupalılar. Bunu Tüfek, Mikrop, Çelik belgeseli kitabı da nadiren, Evet. genelde Batılılar itiraf etmez ama bu itiraf etmektedir. Ve çok şey öğrendiler. Özellikle çelik teknolojisi, silah teknolojisi. Batılılar bunu küçük ve mobile uyguladılar hocam. Ve bütün dünyayı neredeyse tehdit ettiler, işgal ettiler. Amerika'yı, Afrika'yı vesaire, Asya'yı. Ama Osmanlı burada tam İstanbul'un fethinin hemen peşinden, bir de şimdi Mısır'ı alması da o yüzden kolay oldu. Çünkü küçük devletler bu batı işgaline, sömürge dalgasına baş edemediler hocam. O yüzden o daha büyük bir şemsiye gerekti. Ve Halil İnalcık rahmeti der ki tarihte böyle bir dalga vardır. Bir birleşme sonra parçalanma. Birleşmeler genelde bir düzen getirdiği için daha adildir, bir mecburen hani büyük devletleri kanuna, kurala göre yönetmen lazım. Küçük devletler keyfidir. Ağaların, işte prenslerin keyfine kalır, daha baskıcıdır der ve zaman geçtikçe birleşmeye dönük şeyler oluşur. İrade ve beklenti oluşur. Bunu işte Osmanlı da bir sağlamıştı diyor. Şimdi Osmanlı'dan sonra Osmanlı bu batıya karşı özellikle meşruiyet elde etti. Hilafetle beraber de bunu tescilledi. Çünkü baş edemiyorlardı ama İşte Cezayir mesela kendisi bize bağlanmak istedi. Tabii Yavuz Sultan Selim çıktı, bir yılda bütün Arap topraklarını, Meşrik bölgesini fethetti ama diğerleri de kendi katılmak istedi. Libya'da benzer şekilde, Tunus, yani ufak tefek çatışmalar her zaman olur çünkü oradaki prens yani çıkarlarından aynı Doğru, tabii. bugünküler gibi vazgeçmek istemiyor ve ama kolay oldu. Yani bir yılda bütün o bölgenin ele geçirilmesi, hatta Cezayir'in falan kendi bağlanması. Ve tabii Cezayir önemli bir üs olduğu bölgede. Çok uzatmayalım. Tarihsel kısmını ben başka şeylerde anlattım ama bu Evet. Osmanlı'yı bugünkü bağımsız, yani bu Nasırcı ve böyle ideolojik olmayan objektif tarihçiler der ki Osmanlı Batı işgalini 300 yıl geciktirmiştir en az der hocam. Çünkü 1500'lerde alacaklardı buraları, işgal edeceklerdi. Adamlar güçlüydü. Ellerinde teknoloji vardı, silah vardı vesaire. Ama Osmanlı da bundan çok geri kalmadı hocam. Yani bu biliyorsunuz ki hani bu ister futbol ister başka şeyde hiçbir takım yani 5 kere şampiyon olmaz. Üst üste şampiyon
Olamaz. Bir hanedan oluşturmak için çok güçlü bir takım kurmanız lazım. Her zaman bir challenge, her zaman bir rakip karşınıza çıkar ve sizi yani yenmeye çalışır. Bunun gibi bir sürü örnek var ve bunu başarmışsa demek ki güçlü bir yapı kurdu. Hani çok geri kaldı da ondan sonra işte böyle zar zor daha 300 yıl geri kalınarak bir devlet, bir yani insanlar aç İdare ve edilmiş. fakir bırakırsan bir şampiyonluk sürdürülmez hocam. Doğru. Osmanlı bunu uzun süre sürdürmeye çalıştı. Ha, geri kaldı ama bu son 200 yıl, son 150 yıl. Hatta işte mesela Osmanlı'nın yaptığı şeyler biz bile yeni anlıyoruz hocam. Mesela Süveyş Kanalı, işte o bütün Doğu ticaretinde bugün ne kadar önemli olduğunu yine Osmanlı projesidir. Tabii İngiliz, Fransızlardan finansman aldı falan ama ticareti buraya çekmek için. Doğru. Berlin-Bağdat Demiryolu. Hocam bunu biz de anlamıyoruz. Yani yine Almanlara da aynı şeyi mesela rekabete çekti. Dedi ki bu demiryolunu da siz yapın. Ta Berlin'den başlıyor. Bir hattı Basra'ya gidiyor. Basra Körfezi bugün önemli bir ticaret hattıdır. Doğru. Mücadele alanıdır. Bir hatta şeye ta Yemen'e kadar gidiyor hocam. Yemenli insanlarımız, garibanlar diyor ki ya biz ne bahtsız bir milletiz. 100 yıl önce demiryolumuz vardı. Bugün demiryolları yok hocam adamların. Oo, Şimdi tamamen biz yok ya edilmiş. tabii yok edim atıl bırakılmış yol falan yani sistem yok metro sistemi falan. Şimdi yani biz yaptığımız işleri kendimiz bilmezsek kimse bilmez. Biz doğru bileceğiz, tarihi iyi anlayacağız, gücümüzü iyi anlayacağız, buradan ilham alacağız, üzerine ekleyeceğiz. Bugün de benzer bunların etkilerini yani Türkiye'den beklentiyi görüyoruz. Yani Türkiye yine zoru başaran nadir ülkelerden biri. Demin işte o Suriyeli akademisyen şeyle meslektaşımıza olan diyaloğumuzu anlattım. O yüzden Türkiye'den hala ciddi beklenti var. Türkiye bu şeyin musluğun başında. Yani bu lider konumu biraz kaçınılmaz yani. Hem Peki. tarihsel olarak hem coğrafi olarak. Evet Peki hocam. hocam. Şimdi tabii ben domuzları kovduk gitti hocam. Biraz daha kendimi emniyette hissediyorum. Daha rahat hareket edebilirim şu an. Tamam hocam işte Şimdi bölgedeki domuzları da kovarsak Orta Doğu'da falan biz de doğru kendimizde diyorsun hocam. şeydeyiz. Çok güzel Emniyette hocam. izleyeceğiz. Hocam şimdi ben biraz daha halk gibi sorayım. Yani hocam 300 sene siz bu Batı'nın işgalinin ya da bu sömürgecilerin işgalinin Kuzey Afrika, Yemen'e kadar olan bölgeyi koruduğunu söylüyorsunuz. Evet. Fakat niye, yani Osmanlı neyi kaçırdı da gücünü kaybetti? Madem o kadar teknolojik olarak, zihin olarak, bunun cevabını ben az çok kendime göre bir cevabı var ama biraz daha konuyu açmak için söylüyorum. Neyi biz yanlış yaptık veya yanlış yaptığımız bir şey oldu mu da biz o bölgeleri kaybettik? Hocam şimdi aslında bölgeleri uzun süre elimizde tuttuk ve bu şey devam etti. Ama tarihin bir şeyi var yani her şeyin Kur'an'da söyler her şeyin bir eceli vardır diye. Eceli vardı diye hani ihtiyarı ihtiyarladıydı ama hani adam 70'inde ihtiyarlıyor ama 90'ına kadar yaşıyor. Yaşıyor. Veya 60'ında ihtiyar deyip hani şeye mi? Yani Osmanlı'ya bence suikast yapıldı. Osmanlı Çok güzel. daha şey çıkardı yani suikast yapıldı. Bir araya geldiler işte Evet. Batı, bütün Batı güçleri hani binlerce kimi Yamyam, kimi Hindu, kimi bilmem ne bela diyor ya hani bir sürü şeyi topladılar ve Osmanlı'ya suikast yaptılar. Dikkat yaptılar. Osmanlı da aslında direndi ve o direniş gücü hala da vardı. Ama hani Cumhuriyeti kuranlar aslında Osmanlı'yı tekrar sahip çıkabilirlerdi. Biraz kolaya kaçtılar. Biraz da belki oturup anlaştılar. Yani bilmiyoruz. Doğru. Ve Cumhuriyeti kuranlar da aslında Osmanlı paşaları, yani Libya'yı, Trablus'u gören insanlar, Halep'i Tabii. bilen, Halep'in yarısının Türk olduğunu bilen, Araplarla da bir problemi olmadığını bilen insanlar. Misak-ı Bunlar Milli sınırlarını alan Musul, Kerkük. evet yani ama işte Misak-ı Milli'yi de biz belki yeniden yorumlamamız lazım hocam. Misak-ı Milli'nin ilk kısmında diyor ki Osmanlı'dan koparılan Arap topraklarının kaderini Araplar kendi belirleyecek diyor. O da şu demek yani biz sömürgeye razı değiliz kardeşim demek. Yani ne İngiliz'i ne Fransız'ı ne İtalya'yı biz burada Müslüman topraklarını Arap topraklarını da İstemiyoruz. işgalci kabul etmiyoruz demek. Bu şöyle insani bir tarafı gösteriyor. Yani biz orayı geri kendi bizim olsundan önce biz oradaki kardeşlerimizin bağımsız olmasını, özgür olmasını tercih ediyoruz. Bu Önemli. aslında çok değerli bir şey. Evet. Çok önemli.
İki, yani zaten İsmet Paşa, Atatürk vesaire, yani bunlar önce bağımsız olsunlar, zaten biz birleşiriz gibi birkaç tane beyanı var. Güveniyorlar hocam. Yani ve bence bu politika İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra sürdürülseydi biz çok rahat bütün o Suriye, Halep, zaten hani birçok da Türk de var. Yani belki Cumhuriyet'in en büyük vebali hocam bu bölgede kalan, Orta Doğu'da kalan Türk, Osmanlı bekayası. Hani bugün fazla Türk demiş olduk. Hani biz Müslümanca düşünüyoruz. Öyle bir ırkçı bir şeyimiz yok, ama bu tabii doğal bir Müslüman avantajdır. Müslüman Türk kalmış bölgede bunlar senin doğal lobin olacak. Ve bunlar etkili adamlar hocam. Yani Osmanlı zamanında Türkler tabii yönetici elit olduğu için kimi doğru. hakim, kimi işte akademisyen, kimi ulema, kimi tüccar. Yani dişli adamlar, etkili adamlar. Ve bunlar bağımsızlık mücadelesinde de çok etkin rol oynadılar sömürgeye karşı. Prestijli adamlar. Biz bunların şeyini kaybettik hocam. Yani izini kaybettik. Çok güzel. İhmalden dolayı bunlar bizim doğal lobimiz olabilecek. Şimdi Orta Doğu'da hani bakan olacaksa bu olsun, şu olacaksa bu olsun diye bunlar Türkçeyi de iyi konuşuyorlardı. Hala tek tük konuşanlar çıkıyor ama çok de şey oldular. Yani uzaklaştılar, asimile oldular, kimi batıcılaştı vesaire. Yani biz bunların şeyini bırakmamamız lazımdı. Doğru. İzini bırakmamamız lazımdı. Hocam çok önemli bir nokta. Aslında biz tabii bu Güneş dil teorisiyle, Türk tarih teziyle ve benzeri o bölgeleri istemediğimizi, belki mübadeleyi bile bu açıdan baktığımız zaman o bölgelerdeki bu unsurlarla bağımızı kopartmak istediğimizin de bir işaretiydi. Bunu bilemiyorum ama hani çok söylenen bir şey var. Sizden de bunun hani cevabını da belki paylaşmayı da arzu edersiniz. Ya kardeşim, Birinci Dünya Savaşı sırasında bu Arap diyordunuz ama bunların hepsi bizi arkadan vurdu. Bu adamlara güvenilmez. O yüzden biz buraları terk ettik. Özümüze döndük, Türkçülüğe döndük şeklinde böyle bir söylem var. Bu söylemi nasıl bulursunuz hocam? Bu söylem hocam ta İsrail'in kuruluşundan sonra ortaya çıktı. Başlangıçta o kadar böyle bir anti Arap bir şey yok. Çünkü Osmanlı paşaları hala bir umut, acaba buraları tekrar geri alabilir miyiz gibi bir Mısır'da şey bile var. 50-52 yılına kadar Tabii liderlik devam etti hocam. o da var. Artı bir de şey, yani işte Hatay'ın geri alınması da mesela Misak-ı Milli o bahsettiği sınırlardan değil, birinci maddeye göre. Yani Arap nüfusun yaşadığı, Araplar kendi karar verecek diyor. Hataylılar karar verdi ve çoğu Arap, yani nüfusumuz da fazladır şey Hatay'da biliyorsun. Ve o prensip eğer savaştan sonra işletilseydi Suriye'de doğal olarak bağlanırdı vesaire. Yani Irak zaten hani çok daha kolaydı. Kürtler hep bizim yanımızdaydı. Yani Irak'ın Kürtleri, Suriye'nin Kürtleri, onlarda hiçbir sıkıntı yoktu. Ve bunu kolladılar belki, ama biz şeyi işte o batıcılığı tercih edince İsrail kurulduktan sonra Menderes de dahil, maalesef Menderes iç politikada iyiydi ama dış politikada fazla batıcıydı ve orada İsrail'in tanınması, yani Cumhuriyet politikalarını, dış politikasını devam ettirdi. Komünist şeyleri falan abarttı. Orada işte Araplar bizi arkadan vurdu diye abartılı bir söylem var hocam. Arapların bizi arkadan vurduğu %5'i geçmez. Yani bütün Arap Çok güzel. nüfusunu şey yaptığımızda, ki çöl bölgesi zaten hani bu Necit bölgesi nüfus barındıran bir yer değil. Yani 3 tane deveyle yani 5'e çıkaramazsın, çünkü şey yok, otlak yok. Dolayısıyla hep Arap dünyası göç vermiştir. Yani coğrafyası ne Osmanlı zamanında ne Roma zamanında. Hani biz burayı işgal edelim, sömürelim veya Osmanlı zaten sömürme niyeti yoktu ama hani cepten gidiyordu. Yani Mekke'ye, Medine'ye Osmanlı çok masraf da yapmıştır. Hani ve sadece burada belli bir bölgede isyan çıkmıştır. Onun dışında Arapların hemen hepsi Osmanlı'nın yanında, şeye rağmen yani işte Cemal Paşa'nın, İttihatçıların zulmüne Evet, rağmen zulmüne rağmen Osmanlı'ya karşı Mısır'daki. çıkmamışlar hiçbiri. Hepsi Osmanlı'nın yanında. İşte şeye bakın, Çanakkale'ye bakın. Çanakkale aslında biz mesela Kurtuluş Savaşı da Çanakkale'nin devamıdır arkadaşlar. Bunu mesela, bunu yanlış biliyoruz. Bu bir bağımsızlık, yani milli mücadele dediğimiz şey aslında bir ümmet mücadelesidir. Bütün Osmanlı yakın coğrafyadan hem maddi yardımlar geliyor hem savaşçı geliyor. Yani sadece Çanakkale'de değil, Dumlupınar'da da bir sürü şehitlikte bakın, Halepli, işte Musullu, başka yerlerden de savaşçılar var. Çünkü
Biliyorlar ki önce Anadolu'yu kurtaracağız, önce İstanbul'u kurtaracağız, sonra sıra bize gelecek diye. Çok güzel. Bunu İngilizler bildiği için hocam, Osmanlı yıkıldığı zamanlarda, yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İslam dünyasının %50'sini İngilizler kontrol ediyor. Kalan kısmı Fransızlar, bazıları işte yarı bağımsız falan. Ve bunu her yerde isyan var. Mesela 1919-22 arasında Filistin'de isyan var, Mısır'da isyan var. Hindistan yarımadası kaynıyor. Halifenin bir selamıyla büyük cıngar çıkıyor. İngilizler acayip zorlanıyorlar. Aynı şekilde Irak'ta, başka yerlerde ciddi isyanlar var. Yani o kıvılcımı, o gücü elinden almak için İngilizler aslında kendileri halifeliği kaldırıyorlar. Halifeyi de alıp nereye götürüyorlar? İşgal ettikleri Mısır'a götürüyorlar hocam. Peki, Dolayısıyla yani burada bir komplo var yani. doğru. Peki hocam, özellikle 1945 yılından sonra İkinci Dünya Savaşı 23 Şubat 1945 yılında Türkiye işte Japonya'ya, Almanya'ya savaş ilan ediyor ve Amerika ile karşılıklı bir askeri yardım anlaşması imzalanıyor. Burada bir yön değişimi var ve Araplar da o dönemdeki Araplar Sovyetlerden yana, Rusya'dan yana, yani komünist Rusya'dan yana tavır koydukları için mi Araplar Türkleri arkadan vurdu diyerek Araplardan uzaklaştırmaya çalıştılar acaba? Yani bence İsrail'i tanıyarak yaptığı biraz hainliği bizimkiler. Yani İsrail'i tanımak demek bir kere misak-ı milliye ters. Ne diyor misak-ı milli? Arap topraklarının kaderini Araplar belirleyecek diyor. Sen Araplara fikir vermiyorsun, işgalciye destek oluyorsun. Aynı şeyi maalesef Cezayir şeyini de yaptılar. %95 bağımsızlık çıktı. Bizimkiler gitti %5 Fransız yanlı. Burası Fransa mandasında kalsın diye olan kararı desteklediler. Buradaki sıkıntı şu, bizimkiler yani batıcı oldular, biraz daha maalesef o anlamda sömürgecilere yanaştılar diyelim. Ama Arap dünyası bu batı işgaline karşı ciddi bir bağımsızlık mücadelesi verdi. Her yerde yani Mısır'ından Suriye'sine, Irak'ına ve o yüzden zaten bu bağımsızlık taraftarı olan milliyetçi hareketler buralarda hükümete geldi. Dolayısıyla bunlara biz batıya karşı, batı tabii Orta Asya'yı Ruslar sömürüyor. Orta Doğu'yu işte Batılılar sömürüyor. Ama tabii aynı Rusya buradaki bağımsızlık mücadelesine destek veriyor göründü. Sovyetler, Abdülnasır'adır, işte Bağıtçılar'adır, Kaddafi'dir falan. Yani bu politika gereği. Orada da Araplar tabii ister istemez Doğu bloğuna yanaştılar. Biz de Batı'ya yanaşınca böyle bir kamplaşma şeyi de oldu aramızda. Bir farklılığı oldu ama bizim çok haklı bir yerde olduğumuzu ben düşünmüyorum. Yani biz onun yerine bağımsızlığı belki en azından bağlantısızlar hareketini falan destekleseydik çok daha etkili olurduk bölgede. Bugün biz yani Abdülnasır işte bağımsızlıkçı daha böyle kendi yağıyla kavrulmayı savunan Türkiye o zaman tersini bugünkü Sisi'nin yaptığı benzer bir şeyi yapıyordu maalesef. Batı'ya işte yaranmaya çalışan bir hali vardı. Bu da tabii Türkiye'ye yakışmadı o zaman. Lütfen. Hocam, şimdi hemen hemen biz şöyle bir vaktimiz var. Bir 20-25 dakika daha vaktimiz var hocam. Hocam evet. Buyurun buyurun. Mehmet Genç'in bir yorumu var hocam. Özellikle Osmanlı Devleti'nin iktisadi olarak neden kapitalizme eklemlenemediği ile ilgili kapitalist anlayışla sanayileşmediği ile ilgili. Osmanlı toplumu iktisaden herkesin eşit bir şekilde bu sermayeden ya da bu güçten yararlanmasını istiyor vakıflar aracılığıyla. Hatta seyyahlar İstanbul'a geldiği zaman dilenci görmedikleri için de çok şaşırırlarmış. Çünkü aynı dönemde 1800'lü yıllarda Londra'da 10 kişiden biri dilenci. Fakat Osmanlı'nın şehirlerinde dilenci yok çünkü aç insan yok. Fakat Evet. kapitalizmin gelişebilmesi için bir zümrenin para biriktirip burjuva olması lazım. Rönesans ve reformu yapanlar burjuva aslında. Yani para gücü, kapital gücü elinde bulunduranlar. Osmanlı kapital gücü bir kişiye yığmadığı için cevap verme noktasında farklı bir cevap veriyordu aslında diye bir yorumu var. Bu noktada siz
Osmanlı biraz daha kapitalistleşseydi, yani cevabını değiştirseydi bu iktisadi kalkınmaya, sanayileşmesi, tüfeği, topu, diğer alanlarda daha güçlü hale gelebilir miydi acaba? Yoksa doğrusunu mu yaptı Osmanlı? Hocam Osmanlı doğrusunu yaptı. Müslümanlık da onu gerektirir. Çünkü yani Allah sömürmeyin diyor. Parayı böyle tekelcilik yapmayın diyor. Biriktirmeyin diyor fazla. Zekatını verin diyor. Çok birikirse, atıl kalırsa para kirlenir diyor. Ve zekat demek arınma demek, arındırma demektir. Tezkiye kelimesi de oradan gelir. Para durdukça, biriktikçe kirleniyor. Bunu çalıştırman lazım. Yani trilyon doların olsun yatırım yaparsan, çalıştırırsan. Çalıştırmak demek insanlara bunu entegre etmek demek. Birisini işe almak demek, birisinden sipariş almak demek. Çarkın hareket etmesi demek. Ama atıl bırakmayın diyor. Ama ben Amerika'da mesela yaşarken gördüm. Yani büyük otomobil şirketleri getiriyorlar mesela 2000 tane şeyi bir bayiye bırakıyorlar hocam. Belli bir fiyatı var. Onu ya hani artanları bedava verelim. Yok diyor, bu şeyin mantığına ters. Yani o belli bir standart fiyatı sabitliyor. Artanı gerekse çöpe atıyor. Yani kapitalist böyledir. Hani ya bir garibana hani kalanları daha ucuza biraz verir ama belli bir şeyin altına düşmez mi? Mümkün değil. Çünkü sistemi ona göre oturtmuş. Ve öteki isterse ölsün, isterse sokakta sürünsün. Hiç umurunda olmaz. İşte bugün yine bu korona vesilesiyle bu kapitalizmin ne kadar tıkandığını, yani zenginin tedavi alıp ötekinin test bile olamadığı bir durumu gördük. Türkiye tabii kapitalist düzenden kaçış çok da kolay değil. Türkiye ben onu humane kapitalizm diyorum. Yani insanileştiriyor. Yani bu pençeli kısımlarını törpüleyip daha bir insani boyut ekliyor. İşte gücünden daha fazla mesela cömertlik yapıyor. Daha fazla sosyal şeyleri yapmaya çalışıyor ama yani bunun en cömert olmaya çalışıyor. Çünkü gerçekten Afrika'da, Somali'de, işte Myanmar'da insanların ne yaptığını kimse umursamıyor maalesef. Suriyeliler ne çektiği hiç umurlarında değil. İşte Libya'ya daha fazla ilgi gösteriyorlar çünkü Libya'nın petrolü var. Libya'da da hani petrol olmasa yani birbirini yesinler diye şey yaparlar. O açıdan biz hala yani o mirası bence sömürmemesi normaldi, iyiydi. Yani abi çok hızlı bir şekilde kovuldular bakın bu Avrupalılar. Şimdi Türkiye bölgede aranıyor. Rejimlere bakmayın siz. Rejimler zaten Batı'nın burada bir uzantısı gibi düşünün. Evet. Onları kendi halklarına da faydası yok. Ama bölge şeyi yakından yani bu modeli istiyor, arıyor. Şu anda bence daha da arayacak. Çünkü daha fazla paylaşmacı bir anlayış lazım. Ama tabii sosyalizmden farklı olarak da serbest teşebbüsü, serbest çabayı insanlar bir kar için çok çaba gösterir. Din için çok çaba gösterir. Bir de ismini yaşatmak için çok çaba gösterir. Hayır için. Bunları öldürmemek lazım. Yani adam hani bir eser bırakmak istiyorsa bıraksın. Yoksa herkesi alıp herkesi çalışanla çalışmayın aynı kefeye koyarsan kimse üretmez. O zaman geri kalır. Osmanlı çok geri kalmamıştı. Tamam biraz geri kaldı. Bunları telafi edebilirdi. Bir şey oldu. Ya bence içeride aynı FETÖ darbesi gibi çok güzel. Osmanlı'yı Osman evet. Hayır içeride de şeye kurban, darbeye kurban gitti. Yani iddiaçı darbesi. İşte 300 yılda aldığımız Balkanları 3 günde verdi diye zaten not düşürdü. Aynı şey yine Birinci Dünya Savaşı da aynı hocam. Yani onlar yani kalan kısmı Arap dünyasında yine işte Cemal Paşalar vesaireler yine iddiaçılar kaybettirdi. Yani savaşı sokanlar da onlar. Savaşı yöneten, kötü yöneten hani ufak tefek başarılar var ama yani yanlış bir kapta otobüse yanlış bir şoför koyduğunuzda otobüs virajı alamıyor, çukura düşüyor, bilmem yani duvara çarpıyor. Onun gibi bir durum oldu. Maalesef bunu darbeyle getirdiler İttihat Terakki'yi ve evet. Osmanlı'yı şeye götüren, darbeye götüren FETÖ darbesi olsaydı farklı mı olacaktı hocam? O da işte evet. Ülkenin bölünmesine aynı şekilde yine hizmet edecekti yani. Bunların hocam senin belki soruların vardır ama ben hani İslam toplumları dedik. Sen sorunu yine sor. Hocam, ben ilk İslam toplumları ile ilgili genel bir şeyler de söylemek istiyorum. Olur olur. Şimdi hocam hem oradan bir de biliyorsunuz Hasan el-Benna'ya başlayan bir Müslüman Kardeşler Hareketi var Mısır üzerinden.
ve Mursi ile devam ediyor. Hocam şu an çok Orta Doğu konuştuk. Bence biraz açalım. Biraz öyle mi? Tamam. Bunun üzerinden yürüyerek hocam. Yani bu bağlamda en azından bu bölgeyi daha iyi kontrol edebilecek güçlerin haricinde İran'ı biraz işin içine katarsak, Mısır'ı, Kuzey Afrika'yı, Doğu Akdeniz bölgesini işin içine katarsak, hatta biraz daha aşağıya doğru inersek Somali, bu bölgeler bize ne söyler? Yemen. Evet hocam, şimdi biraz daha belki genel bakarsak uluslararası bir dönüşüm yaşıyor dünyamız. Küreselleşme diye bir şey var. Eski bildiğimiz küresel düzen eski ağırlığını koyamıyor. İşte farklı karşı çıkanlar var ve sorunlara çözüm bulamıyor, krizlere çözüm bulamıyor. Moral değer üretemiyor. Yani neyin üzerine inşa edeceğiz yeni dönemi? O konuda ciddi bir sıkıntı var dünyada. İslam dünyası da burada tabii geniş bir nüfus olarak 1,5 milyar, yani 2 milyara yakın Müslüman nüfus olarak da bir başıbozukluk yaşıyor. Biraz işgal de yaşıyor ama dış müdahalelerle vesaire, ama her şeye rağmen İslam dünyasında bir ciddi bir nüfus artışı var. Yani demografik olarak İslam dünyası belki 1950'lerde 60'larda, yani 2050-60'larda en baskın nüfus olacak. Ben bu savaşları vesaire biraz da böyle zorunlu nüfus planlaması gibi, hani bize dayatılan, hani nüfusunuzu azaltılıyor. Adam kendi, yani Avrupa'daki bu ahlaki çöküş vesaire, adam nüfusu yani ekonomik olarak üretmediği gibi nüfusu olarak da üretemiyor. Yani işte bir sürü cinsel şeylik, yani evet, sapkınlıklar falan var. Aile yerine konmuyor. Bunu inanmıyor zaten, hani nüfusun devam ettirmesi ve nüfus geriliyor. Geriledikçe daha büyük açmazlarla karşı karşıya. İşte koronada bunun şeyini gördük. İslamcı toplumları yine dünyanın merkezinde yer alıyorlar dedik. Yani bunun %60'ı Asya Pasifik'te, biz çoğunluğu bu tarafta sanıyoruz ama Müslüman şeyin nüfusun büyük çoğunluğu Asya Pasifik'te yaşıyor. Hint kıtası, işte Bangladeş artı Malezya, Endonezya falan. Yine MENA bölgesi %20 falanmış hocam. Safra altında, yani Afrika'da %16 ciddi bir nüfus var. Bunlar resmi olanlar ama birçok yerde sayım falan yapılmıyor. Mesela Eritre'de işte Hristiyan fazla diyorlar. Ben oradaki hocalara soruyorum. Yok diyor, en az 50-50, %50 Müslümandır diye, ama oradaki Hristiyan yönetimi meşrulaştırmak için Hristiyanlar çoğunlukta gibi böyle. Tabii bilgi, yani güce hakim olanlar bilgiye de hakim oluyor. Avrupa'da bile %3, %5'e doğru giden bir Müslüman nüfus var. Dolayısıyla Müslümanlar etkili olma potansiyeli çok yüksek. Yine dünyanın orta kuşağında önemli ticaret hatlarında birkaç tane bunları söyleyelim ki işte şeyi söylemiştik, Süveyş Kanalı ve ayrıca Cebeli Tarık, ama Babil Mendeb var, Hürmüz Boğazı, bunlar çok önemli ticaret kavşakları. Bunlara hakim olanlar, İstanbul Çanakkale Boğazları yine Müslümanların elinde. Ekonomik olarak baktığımızda petrol Müslümanların elinde. Dünya petrolünü %40'ını üreten 10 tane, yani OPEC'te 12 ülkeden 10'u Müslüman ülke. Yani ciddi kaynakları var. Azerbaycan dahil buna, Kazakistan dahil. Bunları biz iyi görmemiz lazım. Yine dünyanın en zengin 20 ülkesinden 3'ü Müslüman. Yani G20'de 3 tane Müslüman ülke var. Türkiye, Arabistan ve Endonezya var burada. İslam İşbirliği Teşkilatı gibi aslında potansiyeli çok güçlü ama atıl bırakılan bir örgüt var. Arap Birliği yine Müslüman ülkelerden oluşuyor. Bayağı bir, yani potansiyeli var ama nedir sorunu? Zayıf, tabii işgalden sonra burada kasıtlı olarak yönetemeyen zayıf yönetimler, batıya bağlı yönetimler oluşturuldu. İngilizler kral seviyorlar. Kral, bir ülkeyi krala bağlıyorlar. Bölüp bölüp yine oraya da bir kral yapıyorlar hocam. Yani kralı, bir ülkeyi krala bağlıyor, kral da kendine bağlıyorlar. Fransızlar daha demokrat, daha şey. Onlar da diktatöre bağlıyorlar hocam. Yani cumhuriyet diyorlar adına ama diktatöre bağlıyorlar. Sonuç aynı yere çıkıyor. Burada bir şey var. Yani İslam dünyası, İslam toplumları, Müslüman toplumlar aslında yön arayışında. Bir milliyetçi yöne gitmek isteyen var, bir batı yönüne gitmek isteyen var. Bir de İslami
yöne doğru üç temel akım var. Bunlar mücadele ediyor. Tabii Arap Baharı ile beraber bu milliyetçi akımlar biraz fırsatı vardı, ama bunlar biraz bu laiklik ideoloji dolayısıyla batıya doğru yöneldiler. Hepsi olmasa bile. Alternatif yine İslamcılık kaldı burada. Batıcılar zaten batıcı. Laik Doğru. kesimleri batı çok zaten ciddi şekilde destekliyor. Müslümanların imaj sorunu var. Bir de dini radikalleşme sıkıntısı yaşıyor İslam toplumları. Yani bu Selefi akımlar, özellikle Suud, Körfez kökenli, işte IŞİD, El-Kaide falan, bunlar içeride, yani orayı istikrarsız hale getiriyorlar hocam. Yani işte Libya'da bunu gördük. Orada Pakistan'ı işte Taliban'a kurban gitti Pakistan. Dediler ki sen Afganistan'da mücadele ederken sen bak bize destek ver. Proje Amerikan projesi. Finansman Suud'dan, ideoloji de Suud'dan. Projeyi yürüten Pakistan. Dediler ki sen burayı yürütücü ol. Pakistan senin arka bahçen olur. Hani burada ciddi bir nüfuz elde edersin. Tabii bunlar hep böyle vaat ederler, ama dediklerinin tersi çıkar. Müslümanlara faydası olacak bir iş de getirmezler. Afganistan, Pakistan'ın şimdi yumuşak karnı oldu. Böyle ciddi bir istikrarsızlık meselesi oldu Afganistan, Pakistan için. Vaat ettikleriyle ortaya çıkan durum çok ters oldu. Benzer bir şey şimdi diğer ülkelerde deneniyor ve hani bu şeylik arttıkça da radikal gruplar bunları istediği gibi kullanıyorlar. İstikrarsızlaştırmak için, işte terör örgütlerinin destek olması için falan bunları kullanıyorlar hocam. Yine iç bütünlük yok. Parçalanmışlık önemli bir sorun Müslüman ülkeler arasında. Yani bir başıbozukluk var. Bunun bir sebebi de işte bir liderlik iddiasında olan bir ülke çıkmayışı. Yani Türkiye'nin o Osmanlı mirasını artık göz ardı edip batıya yönelmesi bu sorunu böyle ortada bıraktı. Mısır buna Abdülnasır'la demin söyledik doldurmaya çalıştı, ama yanlış yöntem, yanlış ideolojiyle bunu dolduramadı. Yani boşluk hala devam ediyor. Tabii içeride de Müslümanlara karşı kendi zaafları, belki eğitim sisteminin zayıflığı, işte lider yetiştirememesi, ekonomik kaynaklarını iyi kullanamaması, sermaye olmadığından değil hocam, yatırım olmadığı için, ekonomik canlandırılmadığı için paralar boşa gidiyor. Gidiyorlar yine Amerikan veya Batı şirketlerini finanse Alıyorlar. edip Evet. tahvil alıyorlar. Halbuki yani şu anda kendilerinin ciddi üretime ihtiyaçları var. Tabii dış müdahale çok fazla her şeyi. Ben hani okumalarım arttıkça dış şeyin, yani bunu komplo da değil, yani Körfez daha iyi olabilir mi? Olabilir, ama Trump mesela Arabistan'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bu kadar karışmasa, müdahale etmese, yönlendirmese, petrolüne bile karıştı yani. Dedi ki ya ben petrol fiyatlarını kısmayacağım, sürümden kazanacağım dedi Trump. Dedi ki ya bu kadar olmaz, bak tehdit etti ve petrol üretimine bile karıştı. Yani halbuki rakip Amerika'da petrol üretiyor, o senin rakibin normalde. Rakibin sana karışıyor, ya çok üretiyorsun benim canımı sıkma diyor. Yani Amerika'nın şeyi. Bu bence okumalarım arttıkça dış müdahalenin, tabii kendi hatamız yok demek değil bu. Ama Türkiye'de dahil hep bağımlı bir yapı kurdular. Bu ülkeler kendi ayakları üzerine durmakta zorlandı, hala zorlanıyor. O yüzden de demokrasi istemiyor. 100 yıldır hani Orta Doğu dahil İslam coğrafyası, hani misak-ı milli de öngörülen, kendi kaderlerine kendileri karar verme prensibi, anlayışı hala gerçekleşmedi. Bu da hem bir boşluk doğuruyor, ihtiyaç doğuruyor, hem de bir fırsat doğuruyor hocam. Yani riskleri de var, ama eğer bunu iyi değerlendirebilirsek biz de, bölge halkı da yeni bir sıçrama yapabilir. Çünkü kalkınmak için sermaye var hocam. İnsan gücü var. İş gücü çok önemli. Genç nüfus. Bakın Almanya İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra insan bulamadı, üretecek. Bir sürü dünyadan, özellikle Türkiye'den insan topladı. Bu var, hazır yani. Sermaye var. İş gücü var. Pazar da var. Yani pazar bütün dünya pazar zaten. Ama bunları kullanamayan bir durumda maalesef. Bu açıdan baktığımızda fırsatlar da var, imkanlar da var, ama liderlik ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bunu da işte liderliği seçtirmek istemiyorlar hocam. Yani kendilerine bağımlı lider istiyorlar her zaman. Kötü adam oluyorsun. İşte yani bunun İslamcılıkla falan alakası yok. Eğer Sisi bugün laik de olsa Amerika'ya kafa tutmaya başladığı an
Mısır'ın halkının çıkarlarını hem gider hem kötü adam olur hocam. Yani işte ne kadar diktatör olduğu akla gelir bilmem. Çok iyi de olsa diktatör derler. İran'da 54'te Kasım darbesi oluyor ya hocam, onun gibi. Evet. Tabii. Yani o da işte layık bir adamdı. Yani onu da darbeyle devirdiler yani. Şey yok. Kafa tutunca Şah'ın da hatta böyle bir komplo da Şah da biraz güçlenince şey oldu. Yani bu petrol ambargosu dolayısıyla Araplar, İsrail ve Amerika Batı'ya şey yapmak için petrol ambargosu uyguladılar. O arada İran bunu dinlemedi. Ve fiyatlar 4-5 katına çıktı. Bugünkünden yine ucuzdu ama Şah oturduğu yerden çok para kazandı ve zengin olunca söz dinlememeye başladı. Bugün bazı teoriler de hani Şah'ı devirmek için Moğolları getirdiler. Hani Moğolların da zaten bir şey yapamayacağını biliyorlardı diye bir zaten ambargolar vesaire uyguluyorlar. Yani yapacak olsalar bile engel oluyorlar. Burada hani Şah'ın da böyle bir şeye hani batıcıydı Şah doğru ama güçlendiği için söz dinlememeye başlamıştı. Saddam da aynı hocam. Saddam da Doğru. kafa tutuyordu. O yüzden harcadılar. Kaddafi de yine kafa tutuyordu. Biraz güçlenince zaten kafasına vurup susturmak istiyorlar. Ya akıllandırır istiyorlar ya da kafayı yani adamı siyasi olarak bitiriyorlar yani. Dolayısıyla Hocam Müslüman halkların çok potansiyeli var. Yani çok karamsar olmamak da lazım. Türkiye'de burada bir umut ve şey sunuyor. Yani bir model sunuyor. Müslüman ülkelerin bir gelişebileceğini, demokratik olabileceğini gösteriyor. Bir potansiyel var yani. Evet. Hocam 2-3 dakikamız var. Hani genel olarak ikinci yarıya geçelim mi? Yoksa bir toparlama cümlesi söyler misiniz bize? Bir saat daha mı devam edeceğiz? Yok. Hani 2-3 dakika içerisinde bir saat tamamlandı. Şimdi 2-3 dakika içerisinde hatta 2 dakikamız falan var. Toparlayabilir misiniz? Toparlarız hocam. Yani yani şöyle bölge hala bir liderlik arayışında. Müslüman toplumların ciddi potansiyeli var. İyi bir yönetime ihtiyaçları var. O da demokrasiyle oluyor. Buradaki esas mücadele demokrasi ve dekolonizasyon. Yani sömürgeye karşı sömürgenin burada izlerinin kazınması mücadelesi. O yüzden Arap Baharı'nın demokrasiyle kalkınmışlıkla, işte bağımsızlıkla alakası var. Demokrasilerin alakası var. İlk dalgayı belki darbelerle, iç savaşlarla örselediler, biraz zayıflattılar ama hala bu talepler, hala bu dalga devam ediyor işte. Libya'da devam ediyor, Irak'ta devam ediyor, Lübnan'da vesaire. Yani talepler ve ihtiyaçlar bitmediği için, yani o konudaki arzu bitmediği için, yani bu süreç devam edecek. Bence bir buradan hani korona sonrasında ciddi bir fırsat da çıkabilir. Herkes kendi şeyiyle uğraşırken hocam biraz fırsat vaktiniz olabilir. Varsa istiyorsanız bir kapatalım. Bir 15-20 dakika daha bu korona, İran, Suriye meselesini bilmiyorum. İftar başınıza vurmadıysa eğer hocam. Hocam biz çok konuştuk ama bilmiyorum sorulara cevap verebildik mi, bakabildik mi? Şimdi bazı sorular geldi. Hem o sorulara daha şey yapalım. Bir 10 dakika İstersen daha şey yapalım o zaman. Evet. Öyle yapalım. Bir kapatalım. Sonra tekrar bir daha bağlanalım hocam. Olur mu? Tamam bakalım. Biraz katılıma göre de şey yaparız. Tamam. Hoşçakalın. Herkese iyi günler.